Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Shiba için Haziran fiyat tahminlerini değerlendireceğiz. Genel olarak Shiba'da yapılan bu fiyat tahmini ne kadar doğru, neler olabilir? Hem kısa <laughs> hem de uzun vadede böyle bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Shiba'yın analizi diyor. Şip ay sonunda 4.011 dolara ulaşır mı? Önceki videolarda <laughs> kısaca değindiğimiz bir meseleydi bu biliyorsunuz. Şiba ile alakalı. Şimdi 11'li pozisyonlar aslında öyle pozisyonlar ki bu ne ya çevrim dışsınız diyor göstermiyor bile. Ee, 11'li pozisyonlar öyle pozisyonlar ki günlükteki bakın günlükteki hareketli ortalamaların tamamı ve ana direnç noktasını olduğu gibi patlatan bir noktaya işaret etmektedir. Burası işte tam da bu yüzden çok önemlidir. Zaten şunu söylüyorum bir zamandan bağımsız olarak Shiba'nın 11'li noktaların üzerine çıktığı herhangi bir zaman diliminde önünde hemen hemen hiçbir şey kalmayacaktır, tamam mı? Yani doğrudan harekete geçebilir ve bu olay dahilinde çok daha büyük yükselişler yapabilir. Kısa orta vadede Hatta uzun vadede net bir kırılımın ve e, net bir yükselişin de tam olarak işareti bu pozisyonları yani 4.0.11'in kırılmasından geçer. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden bu önemlidir. Zaman bakımından düşündüğümüzde zaman bakımından bunun ne kadar sürdürülebilir olacağı da önemli bakın. Bu da çok önemli. Şu an BTC'de 24.000'lere kadar en kötü ihtimalle son bir geri çekilme ardından yeni bir kalkış beklediğimiz için bu da önemli bir meseledir ve sürdürülebilir olduğunu anlamak önemli olacaktır. Bu süre zarfında Shibarium'un da geleceğini bildiğimizden kaynaklı olarak yine e, ne olacak? güçlü yükselişlere tanıklık edebileceğiz. Şöyle çok kısa göstereyim bir kendine geldi galiba internette bakınız. Şimdi ne dedik az önce? 11'ler. Zaten 11'leri almış bir Shiba demek. Günlükte Golden Cross yapmış bir Shiba demek. Bilmem anlatabildim Şöyle bir bakalım. Shiba inu analizi. Shib ay sonunda 4.0.11 dolara ulaşır mı? E, bu şeye göre değişir. Yani özellikle gelecek bir hafta çok önemli. Bu geceki kapanışa göre yine e, işler çok çok değişecek. E, saate baktığımızda tabii e, UTC bakımından 12.00'a denk geliyor. Bizim saatimizle gece 03.00'a denk geliyor. E bu zaman dilimleri içerisinde BTC haftalıktaki hareketli ortalama olan hali hazırda bakınız 26.500'lerin üzerinde kapatırsa hareketlerine devam edebilir. E dolayısıyla Şiba'da edebilir. Aksi halde 24.000'lere son bir düzeltme ardından kalkış yapacaktır. Bu da tabii ki Şiba tarafında büyük yükselişleri aynı şekilde tetikleyecektir diye söyleyebilirim. Dolayısıyla bu tam olarak Haziran sonuna denk gelir, gelmez, tam 11 falan. Bunlar saçma, bunu düşünmek de saçma. Yani bunun üzerinden fiyat tahmini dediğiniz şey mantıklı bir şey değildir. E, Haziran'da o mesela 27 Haziran'da geldi 4.011 ya da 3 Temmuz'da geldi. E, ya sonuç Shiboyun fiyatı için sırada ne var? Popüler miyim coin ay sonunda hangi seviyelere ulaşabilir? Hepsi ve daha fazlası burada diyor. Düzenleyici baskılar atmaya devam ettikçe kripto pazar, pazarları kanamaya devam ediyor. Bununla birlikte Shiboyun mütevazi kazançlar kaydetmeyi başardı ve kripto topluluğunun bazı üyeleri yakın vadede fiyatı konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Yok iyimser değil. Hatta diyorum ki bak bu pozisyonları alabilirse ki alma ihtimali yüksektir. Bitcoin'in ve kendi katalizörlerinin de e, yardımı ve gücüyle çok daha ileri noktalara da fiyatlayabilir. Biz bunu gün içinde de konuştuk değil mi? Ne diyor? CoinMarketCap tarafından yapılan bir ankete göre Shiba 30 Haziran 2023 tarihinde 4.0 11.11 dolar 11 fiyatına ulaşabilir. Ankete toplam 2092 kişi katıldı büyüme mevcut fiyat seviyelerinden %93'lük bir yükseliş anlamına gelir ayrıca kripto topluluğu tarafından son 6 ayda Shiba için yapılan tahminlerin tarihsel ortalaması şu anda %84'tür aslında yapay zeka platformları tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere mevcut fiyat tahmin tekniklerine uygun bir alternatif olarak hizmet ediyorlar diyor. Arkadaşım zaten bak tutup şey kullanmayın ya eee nedir o yani bu yapay zeka tahminlerini falan kullanmayın. O kadar boş beleş şeyler ki. CZ'nin o kadar eleştirdiğine şaşmamalı. Bununla birlikte CMC kullanıcılarının tahminlerine rağmen Shiba muazzam bir sah e sahip çıkışı gördü. Shiba sadece 3 günde yaklaşık 40 bin yatırımcı kaybetti diyebiliriz. Normaldir piyasadan çok çekilen oldu. Alt deli gibi bitcoin'e geçişler oldu. Dominans uçtu. Yani anlatabiliyor muyum? Kaldı ki bu... Uzun vadede Shiba tarafındaki e, tutanların sayısı bakın sürekli artarken dönem dönem inanılmaz volatilite gösterir Shiba. Yani Aks'taki gibi enflasyonun e, ağababası Aks'taki gibi böyle sürekli yükselmez. Ara ara ciddi düşüşler yapar. Yani iki ileri bir geri şeklinde bu e, tutucuların karşımıza geldiğini görürüz biz. Shiba Inu rally için ne yapmalı diyor? Shibai'ni bu seviyelere çekebilecek potansiyele sahip tek şey Shibarium lansmandır. Patil oradan ya ne yaptın? Baş geliştirici kusama yaklaşmakta olan Katman 2 A'nın Temmuz ayı başlarında piyasaya sürülebileceğini ima etti. Popüler Shibai'ni etkileyicisi Lushi bile Shibarium'un bu yıl Q2 Q3'te çıkacağını söyledi. Shibarium'un bu yıl kripto endüstrisindeki en gösterişli lansmanlarından biridir diyor. Doğrudur. Bu arada Q2 Q3 dediği şey yani ikinci çeyrek yılın ikinci çeyreği ya da üçüncü çeyreği anlamında. Bu girişim Shiboy'un kendi blockchain sistemine sahip olacağı ve Ethereum blockchain ile ERC20 token olmaktan çıkacağı anlamına gelecek. Ee, evet bu sitede son e, haber üzerinden video yapışımızdı. Neden? Çünkü bak zaten küçük yatırımcı Küçük yatırımcıya şunun olmadığını söylemekten bak bunlar önemlidir. Bir şeyleri bilmek lazım. Diyor ki Shiba Inu'nun, hayır arkadaşım Shiba Inu'nun kendi blockchain'i olmayacak. Kendi blockchain'i olacak ne demek? Hala bir coin olmayacak. Hala bir Ethereum token'ı olacak. Ethereum'un üzerine bir katman çekmiş olacak. Ethereum'un üzerine Ethereum blockchain'inin ağının, e, ağının, üzerine çekilen bir katmanda yaşayacak bu ya. Bunu anlamanın nesi zor? Chiliz yaptı bunu. Filcoin de yaptı. Ondan sonra Polygon yaptı. Arbitrum'da yaptı. Kendi ekosisteminde mi oldu bu adamlar Yani, bu projeler. O yüzden böyle saçma şeyler yazmayın. Yanlış şeyler yazmayın. Haber sitesi daha Shibarium'un blockchain mi yoksa katman protokol mü olduğunu bilmiyor. Katman 2 protokoldür Shibarium. Neyse ilerleyen videolarda da konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.